Güzel doğarsanız daha az sorununuz olacağını, sözde güzel insanların daha kolay yaşadığını, daha stresli olduklarını söylüyorlar. Ama bence bu kesinlikle öyle değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Örnek olarak kendimi verebilirim. Evet, sık sık vücudumdan, güzelliğimden bahsediyorlar ve çok şey başarabileceğimi söylüyorlar. Ama kesinlikle benim yaşantım öyle değil. Ve bunun tek nedeni sevilmeyen bir kız çocuğu gibi hissetmem. Evet, benim tek özelliğim bu gibi. Ve gerçek şu ki babamın ölümünden ben sorumluyum. Onu öldürdüm. Bunun nasıl olduğunu bilmek ister misiniz? İzlemeye devam edin. Benim adım Dana. 17 yaşındayım ve okuyorum. Size daha önce de söylediğim gibi birçok insan beni güzel bir kız olarak görüyor. Ancak bu hiç de arkadaş edinmeme ve genel hayattan zevk almama yardımcı olmuyor. Yakışıklı çocuklar yanıma gelince iki kelimeyi bir araya getirip muhabbet edemiyorum. Bunu kesinlikle yapamıyorum. Görüldüğü üzere dış görünüş insanın içi kadar önemli değil. Ağzımı açar açmaz konuştuğum kişi kaçıyor veya benimle ne hakkında konuşacağını bilmiyor. Bu çok korkunç. Önceleri böyle değildim. Küçükken kendimi rahat ve özgür hissediyordum. O zamanlar ebeveynlerim vardı, annem ve babam. Annemin dediğine göre evlendiklerinde gençtiler. Babamla büyük bir aşk yaşadılar ve mutluydular. Sonra ben ortaya çıktım. Zorluklara rağmen her şeyle başa çıktılar. Bir keresinde babam anneme yaz tatili için sahile olan bir yere gitmeyi önerdi. Ve plajlarıyla ünlü bir yer olan Meksika'nın Pasifik kıyılarını seçtiler. Ben daha 2 yaşındaydım. Hiçbir şey bilmiyorum ama kumsalda koşmayı ve kum yemeyi severdim. Annemin anlattığına göre orada güzel birkaç gün geçirmişiz. Babam bize yiyecek bir şeyler almak için gittiği sırada annem telefonda biriyle konuşuyormuş. Bir saniyede dikkati dağılmış ve denize doğru koştuğumu görmemiş. O sırada babam gelmiş ve annemin kumda uzanıp telefonla konuştuğunu görmüş ama beni görememiş. Annemle beni aramaya başlamışlar. İsmimi bağırmışlar ama beni hiçbir yerde bulamamışlar. Babam okyanusa doğru bakınca beni o dalgaların arasında inip çıkarken görmüş. Parlak pembe mayom suda parlıyor, sonra suya batıyormuş. Çok korkmuş, yemeği atıp peşimden suya girmiş. Annem de bana doğru koşarak yardım çağırmış. Sonuç olarak babam beni kurtarmış ama kendisi kurtulamamış. Oraya giderkenki neşemizden eser yoktu. Annem sürekli ağlıyordu ve bense babamı arıyordum. Nereye gittiğini anlamıyordum. O andan itibaren farklı bir hayata başladık. Annem çok değişti. Artık bana fazla zaman ayırmadı. Bütün gün ağladı. Ne kadar acıktığımı hatırlıyorum. Anneme yanaşıyordum ama beni ittiriyordu. Ve ben de ne bulursam onu yiyordum. Zamanla buzdolabımızda giderek daha fazla alkol ve daha az sağlıklı yiyecek belirdi. Neredeyse sürekli açtım ama anneme yaklaşmaya korkuyordum. Bazen o kadar sarhoş oluyordu ki gecenin yarısı beni uyandırmaya ve öfkeyle çığlık atmaya başlıyordu. Ben olmasam kocasının hayatta olacağını, onun ölümünden sorumlu olduğumu ve onun yerine benim ölmüş olmamı daha iyi olacağını söylüyordu. Dürüst olmak gerekirse bu kelimeleri tam olarak anlamıyordum. Ama onları o kadar sık söyledi ki büyüdüğüm zaman dediklerini tek tek hatırlayıp ne demek istediğini anlamıştım. Ve bu yüzden içime daha fazla kapanmaya başlamıştım. Bir zaman sonra ben de öyle düşünmeye başladım. Bir noktadan sonra yaşamak istemiyordum ama annemi daha iyi anlıyordum. Kim babasının katili bir kıza ihtiyaç duyar ki, değil mi? Bir büyük annem, bir de büyük babam vardı. Bunlar rahmetli babamın ebeveynleri. Onları nadiren görmeye giderdik. Beni çok seviyorlardı. Ama bir gün annemle büyük bir kavga ettiler. Ona içmeyi bırakmasını ve bana kendilerinin bakmak istediğini söylediler. Bunu duyduğuma çok sevindim. Çünkü orada kendimi iyi hissediyordum. Güzel yemek yapıyorlardı, benimle ilgileniyorlardı. Ama bizim ev çok kötüydü, leş gibi kokuyordu ve her yerde alkol şişesi vardı. Annem öfke nöbeti geçirdi. Çocuğunu kimseye vermeyeceğini söyledi. Eşyalarımızı toplayıp evimize gittik. O zamandan beri onları görmedim. Onları çok özledim. Ama ne zaman onlara gitmek istesem annem tekrar bağırıp içmeye başladı. Sonunda kendi kararlarımı verebileceğim yaşa gelmiştim. Annem bilincini kaybedene kadar bir kez daha sarhoş olunca eşyalarımı topladım ve büyük babamın yanına gittim. Adreslerini babamın defterinde buldum ve oraya yalnız gittim. Korkmuştum ama artık annemle yaşayamazdım. Büyük annemin yanına varır varmaz ve büyük babam beni karşılamak için çıktılar. Şaşırmışlardı ama mutluydular. Hemen annemin nerede olduğunu, ne yaptığını sormaya başladılar. Sürekli uzanıp uyuduğunu söyledim. Her şeyi anladılar. O zamandan beri onlarla yaşıyorum. Bu birkaç hafta sürdü ve sonra annem geldi. Çok sarhoştu. Annem öfkeyle eve girdi. Beni gördü ve yüzüme bir tokat attı. Yere düştüm. Büyük babam ve büyük annem beni savunmaya kalktı. Annem onun kızı olduğumu ve benim üzerimde hiçbir hakları olmadığını yüksek sesle bağırdı. Sonra büyük babam şimdi her şeyi kameraya kaydedeceğini, polisi arayacağını ve sarhoş olduğumu söyleyip olayı halledeceklerini söyledi. Bize küfürler etmeye başladı. Sonra katil olduğumu, dünyanın en kötü çocuğu olduğumu söyleyerek kapıyı çarpıp çıktı.
Odasının ortasında afallamış halde durdum ve ne yapacağımı bilemedim. Gözlerimden yaşlar aktı. Artık bu kabusun bitmesini istedim. Annemin peşinden dışarı koştum ama o durmadı. Hızla koşup gitti. Ben de koştum. Büyük babam da benim peşimden koşuyordu ama umurumda değildi. O an içimde kaygı ve kendinden nefret etme duygusu uyanmıştı. Yaşadığım için kendime çok kızgındım. Büyük babamın evi nehre yakındı. Ben de o yana koştum. Nedense ayaklarım kendi kendine oraya gitti. Tek bir şey istiyordum ve bundan sonra annemin hayatının değişeceğinden, daha iyi olacağından ve artık beni azarlamayacağından emindim. Gözyaşları içinde olabildiğince hızlı koştum. Arkamda büyük annemin sesini duydum. Bana bağırıyor, durmamı istiyorlardı. Ama ben tek bir şey istiyordum. Bunu yapmak zorundaydım. Nehre yaklaşır yaklaşmaz durmadım bile. Direkt atladım ve suyun dibine girdim. Gözlerimi açtığımda aniden babamı ya da onun silüetini gördüm. O kadar gerçekçiydi ki sanki yanımdaydı. Suyun altında bana baktı. Yavaşça yanağımı okşadı ve beni sevdiğini, yaşamak zorunda olduğumu ve onun tek mutluluğu olduğumu söylüyor gibiydi. Ağlayacak gibi hissettim. Göğüs bölgemde keskin bir ağrı hissettim. Nefes almak dayanılmazdı. Ciğerlerimdeki hava tükeniyordu ve paniğe kapılmaya başladım. Ne yapmalıydım? Yüzmeli mi, yüzmemeli mi? O anda birinin güçlü eli beni çekti. Başımı çevirdim ve büyük babamı gördüm. Beni sertçe karvadı ve yukarı çıkardı. Yüzdük, derin bir nefes aldım ve sonra ağlamaya başladım. Beni karaya sürüklediler. Büyük annem bana sarıldı ve ağlamaya başladı. Hayatımda hiç ağlamamışım gibi ağladım. Sonunda duygularımı serbest bıraktım. Büyük babam ve büyük annem bana sıkıca sarıldılar. Ve artık bunu yapmamamı söylediler. Onu ben öldürdüm, babamı öldürdüm diye bağırdım. Sonra büyük annem yüzümü tuttu. Gözlerime baktı ve şöyle dedi. Sevgi dolu herhangi bir ebeveyn gibi hayatını kurtardı. Yaşamanı istedi. Çünkü seni seviyordu ve hala da seviyor. Biz de seni çok seviyoruz. Sen onun soyundansın, torunumuzsun ve hayatımızın anlamısın dedi. Daha fazla ağlamaya başladım. Annemden bir de bu tür sözler duymadığımı fark ettim ve aniden içim ısındı. O günden itibaren anneannemle yaşadım. Annem hiç gelmedi. Zaten ben de kendimi daha iyi ve rahat hissettiğim bu evde onsuz yaşamaya alışmıştım. Başka bir okula gitmeye başladım ama en önemlisi kendimi seviliyor hissettim. Hatta arkadaş bile edindim. Daha fazla sosyalleştim ve annemin hayatta kaybolduğunu fark ettim. Bu yüzden en savunmasız olan kişiyi, kendi çocuğunu suçlamaya karar vermişti. Kin tutmadım ve anladım ki eğer bir gün gelirse belki onu affedebilirim. Sen ne düşünüyorsun? Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın.